küçük yaşta anneni ve ardından da babaanneni kaybedince babanla baş başa kalıyorsunuz. Baban seni çok seviyor. Eğitimin konusunda çok özenli, ısrarlı ve iştahlı. Bu iyi bir şey. Erken yaşlardan itibaren kitap sevgisini de aşılıyor. Hayatta en çok sevdiğin şey kitap okumak. Sevincini, üzüntünü kitaplarla yaşıyorsun. Sana yeni ve farklı dünyaların kapılarını açıyor. Kitap okumak öyle bir şey. Beni anlatıyorsun şu anda sanki. Evet, sadece evet, köy ve evet, yer farklı evet, o kadar. Evet. Fakat okula gitmeyi çok da sevmiyorsun. Ne diyelim, çok hareketli bir küçük hanımsın. Baba okula devam etmen konusunda ısrarlı ama sen bu konuda çok iştahsızsın. Okumak ayrı, okula gitmek ayrı şeyler senin için. Babana karşı çıkıp bütün ısrarlarına rağmen, babanın ısrarlarına rağmen okulu bırakır mısın? Seni sarmıyor bu okul işi yani. Yani okul işi beni sarmıyorsa bile okumayı bu kadar çok seviyorsam bir şekilde orayı da bitirmeye çalışırım. Okulu bitirmeye çalışırım. Biraz daha bu konuya devam et. Yani çok istemeden okula gitmek biraz da dik başlı. Dik başlıyım. Ya şöyle düşün. Anne de yok ya, babaanne de yok ya. Birazcık böyle çabuk haklı olabilen bir çocuksun. Çünkü eksiklerim var, büyük eksiklerim var. Babada şeyin, kredin çok fazladır diye düşünüyorum. O krediyi acaba kullanır mısın? Yani gitmiyorum da gitmiyorum'a bağlar mısın? Yoksa... Yani şimdi diyelim ki Ayşe olsun adı. Peki Ayşe bana olsun göre şimdi. Ayşe olsun şimdilik. Ayşe nasıl bir dünya hayal ediyor diye düşünüyorum. Yani kitaplar, çünkü okuduğu insan kitap okuyunca yepyeni dünyalar kuruyor kendine. Yani orada mutlaka başka bir şeyler hayal ediyor ve görüyor ki okul ona boş ve anlamsız geliyor. Az geliyor. Oradaki eğitim ona anlamsız geliyor. O zaman ısrar edebilirim. Israr ederim. Kitapları okuduğunu düşündüğüm için. Kitaplar bende, okul sizde kalsın derim. Okey diyebilirim yani. Nitekim okulu bırakıyorsun. Evde ve tarlada babana yardım ediyorsun hal böyle olunca. Fakat yıldızınız pek barışmıyor. Çünkü baba okuma konusunda, okuman konusunda ısrarlı. Genelde biliyorsun tam tersi tam olur. Tam tersi olur. O yüzden evet, ben de şu anda şaşkınım. Yani. Evet, evet. Biraz inatçı bir kızımız var. Hı-hı. İnatçı bir kızsın. Babansa aksine oku da oku diyor. Ama yerde bulduğun gazete parçalarını, kesiklerini veya şeylerini bile okuyan bir çocuk olduğunu da unutmayalım. 17 yaşına geldiğinde köyündeki bir genci seviyorsun, hı hı, ve onunla evlenmek istiyorsun. Baban razı gelmiyor. İnatçıyım. O da inatçı. Bir şekilde okula dönmeni istiyor. Babanın, madem inatçısın şimdi soruyorum. Babanın izin vermemesine, tasvip etmemesine rağmen evlenir misin? Bu adamı seviyor muyum? Seviyorum. Evet, evet, evet. Seviyorum. O anki 17 yaşının getirdiği, 17 yaşının gerçekliği içerisinde onu seviyorum. Bir de karakterinden zaman, gelen inatçılığı da eklersek. Evet, o zaman inat ederim. Ayşe inat eder. Şimdi okulu kod adı Ayşe diyoruz. Şimdi. Evet, kod adı şimdilik Ayşe. Eğer okulu da yani böyle bıraktıysa, burada da ben bu adamla birlikte olacağım. İnadını devam ettirir. Ona bir kez daha karşı çıkıyorsun, yani babana, ve evleniyorsun. Mutlu bir yuva. Gerçekten mi? Mutlu evet, bir yuva. Ve üç çocuğun oluyor, ancak babanla dargın ayrılıyorsunuz. Bir daha görüşemiyorsunuz. Bir müddet sonra rahatsızlanıyor ve maalesef hayatını kaybediyor. Babanla barışamadan onu kaybettiğin için bir suçluluk duyuyor musun? Yani ona birkaç kere karşı çıkmış oldum. Babam anladığım kadarıyla bana çok iyi davranan bir adam. Düşkün bir adam. Bana düşkün, benim iyiliğimi düşünen bir adam. Beni hiç yalnız bırakmamış. Anne sevgisini de aynı zamanda bana vermeye çalışmış biri. Evlilik kararından sonra da tamamıyla küsmüş sana. Tamamıyla küsmüş. Onun haklı nedenleri olduğunu düşünüyorum. Artık üç tane de çocuğum var ve bir anne olarak babamla empati kurabilirim çocuk. Çocuğum da olduğu için nasıl davranılması gerektiği konusunda. Bir de ortada bir kayıp var. Gitmiş yani. Evet, ve gitmiş. Çok üzülürüm ve kendimi suçlu hissederim. Evet, babanın vefatından gerçekten de çok etkileniyorsun ve kendini teselli etmek için daha çok kitaplara sarılıyorsun. Oğlun üniversite sınavını kazanınca masraflarını karşılayabilmek için çevredeki yakındaki pazarlarda kendi ürettiğin ürünleri satmaya başlıyorsun. Yani tarladan elde ettiğim şeyleri satıyorum. Evet, evet, evet. Hı hı. Bir gün
pazarda, bu arada tabii tezgah altında bile kitap okuyorum. Devam ediyorsun. Çünkü o düşkünlük hiçbir zaman geçmiyor. Bir gün pazarda tezgahın altında kitap okurken bir başka hanımefendi seni fark ediyor. Bilecik Halk Kütüphanesi müdiresi olan bu hanımefendi seni ilk defa köyünden çıkarıp şehirle ve kütüphaneyle tanıştırıyor. Kütüphaneye gidip gelmeye başlıyorsun. Bu halde okuduğun kitapların sayısı artıyor ve başkalarının da dikkatini çekmeye başlıyorsun bu okur düşkünlüğüyle. Bilecik Valiliği en çok kitap okuyan yetişkin ödülünü veriyor. Biliyorsun özel idarelerin bu konuda teşvik edici şeyleri vardır. Onlardan biri çok da isabetli olmuş. Sana en çok kitap okuyan yetişkin ödülünü veriyorlar. Ardından da Kültür Bakanlığı tarafından sıra dışı okur olarak seçilerek bir ödül daha alıyorsun. Önce bir şeyi sorayım. Hayatında ilk defa kütüphane gördüğün zaman ne hissettin acaba? Kitapları bu kadar çok seviyorsam böyle bana açılan kocaman bir dünya varmış gibi düşünürüm. Çünkü kitaplar her zaman dünya benim için. Bir de yeni dünyalar. Yerden, ne bulduysam okuyorum. Tezgahın altındaki şeyleri okuyorum. Yani dünya bu olsa gerek diye düşünüyorum herhalde. Raflar dolu kitap, nereden başlasam ne kadar, nasıl bitireceğim bunları diye daha çok okurum herhalde. Okuduğum bir kitapta ekoturizm konulu gerçek bir hikayeden çok etkileniyorsun. Fikir seni çok heyecanlandırıyor ve senin için bir tutkuya dönüşüyor. Durumu eşinle paylaşıyorsun. Kendi köyünde yapabileceklerin hakkında diğer kadınlara da bilgiler vermeye, aktarmaya başlıyorsun. Artık hayalin köyünüzü tanıtmak ve turizmi kazandırmak. Ancak bu sefer de eşin sana karşı çıkıyor. Demek ki onu sadece evde ve pazarda tezgahta istiyor. Anne eş olarak o sıra. Ve tezgahta istiyor. Evet, evet. Ödülleri almamdan mutlu oluyor ama hani bir yere kadar diyor herhalde. Herhalde bilmiyorum. Ödülleri almandan mutlu oldu mu o konuda bir bilgim yok. Hayır, yok demiyorum ama vardı diyemiyorum. Peki eşine rağmen yoluna devam eder misin? Babasına itiraz etmiş. Babama itiraz etmişim. Babama karşı böyle bir gönül borcum kalmış. Onunla barışamadan gitmiş. Evet, her şeyin bedeli var çünkü. O zaman devam ederim yani. Evet. Okumaya devam ederim. Hele okumak benim için büyük bir aşk şu anda. Yani düşünsene, o bir kütüphaneyle karşılaşmışım. Ve köyümü tanıtmak istiyorum. Daha sosyal ve daha başka bir şeyin içerisine okuduğum giriyorum. Okuduğum şeyler seni başka şeylere dünyalar açmış bana. Ekoturizm falan. Evet, yani orada anla beni derim herhalde. Yani tek başına kalmak seni yolundan döndürmez herhangi bir konuda. Peki köydeki insanların belki ön yargıları olacak filan. Ona ne diyorsun? Ona da katlanabilir misin? Katlanırım. Hiç okumayan okuyanın halinden anlar mı? Zor. Zor tabii. Evet, bunlar olacak ama bunlar beni yolumdan çevirmez diyorsun. İnat ederim. Evet. Peki kitap tutkunu, sıra dışı okur ve bir ekolojik turizm sevdalısı olan o hanımefendiyle seni tanıştırayım mı? Tanıştır lütfen. Geliyor. Bedriye Berber Engin'le seni tanıştırıyorum Şenay'cığım. Bedriye Hanım arkadaşlarıyla birlikte köyünü turizme açmış. Evlerini pansiyona çevirmişler. Kısa bir süre sonra sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden turistler köyü ziyarete gelmeye başlamış. Köyde ziyaretçiler için atölyeler, ekolojik tarım etkinlikleri, gezi ve turlarla farklı eğlenceler, etkinlikler düzenlenmiş. Bu sayede elde ettikleri kazanç köydeki diğer kadınlara ek gelir sağlamış. Bakın, etrafı da değiştirmeye başlıyorsun. Başta çok hoş görmeyen, sıcak bakmayan köyün erkekleri tabii ki artık ekonomisi de bu işin oluşunca ayaklar suya eriyor filan. Gayet de destekçi. Artık koca da destekliyor herhalde. Sadece senin kocan değil, başka hanımefendilerin eşleri de. Ve nüfusu iyice azalmış. Tabii göç, ekonomik sebeplerde göç biliyorsun çok yaygın. Azalmış olan köyde ekoturizm sayesinde göç de duruyor. Hatta bazı aileler, o güne kadar göç etmiş aileler de tekrar yurtlarına, ana yurtlarına, ana evine, baba evine geri dönüyorlar. Şahane bir insanmış. Evet, Bedriye Hanım 2018 yılında öncüsü olduğu bu ekolojik köy projesiyle Fransa'da bir yarışmaya da katılmış ve finale kadar da yürümüş. Kutlarım. Meksika, İsveç, Portekiz ve Ukrayna'dan kadınların katıldığı o yarışmada birinci olabilecekken projesini çok beğendiği bir rakibini
oy vermiş kendisi ve ikinci olmuş. Kendi oyuyla ikinci olmuş. Şimdi tekrar geriye okul yıllarını tekrar bir dönelim. Bir daha bir değerlendirelim hikayemizi. Bütün bunların olacağını bilsen yine de okula devam etmeni isteyen babana karşı çıkar mıydın? Bir daha bir bakalım mı? Karşı çıkardım. Ya da okula devam etseydim bile bu kitap aşkım beni buralara yine getirirdi diye düşünüyorum. Çünkü bu anlattığımız hikaye başından beri okumayı çok seven ama aslında bazı böyle çok zeki insanlar vardır ya da dünyaları farklı olan insanlar vardır. Ve okuldaki şey ona sıkıcı gelir, öyle çok çalışmak. Yetmez falan. Yetmez aslında. Yani böyle bir dünyanın içerisindeyse ve kitaplarla büyük bir aşk yaşıyorsa, böyle bir aşk yaşıyorsa yine karşı çıkardım. Çünkü zaten bedelini de ödemiş. Evet. Bedelini ödeyeceğim. O yaşta düşünemezsin bunu. Hani buna bir bedel ödeyecek miyim, ödemeyecek miyim? Ama eğer böyle inatçı bir kişiliğim varsa, her şeye rağmen ben bunu yapacağım diyorsam yine aynı şeyi yapardım. Ortaokul ve liseyi ve üniversiteyi dışarıdan okumuş sonra. Okumuş mu? Çok hoş değil mi? Şahane. Hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Geç olmuş. Güç de olmuş. Ama olmuş. Oldurmuş yani. Yani bu ne güzel bir hikayeymiş. Kadın gücü. Çok güzel. Peki, bir şekilde de babasına karşı olan durumu da rahatlattığını güzel, düşünüyorum. Güzel, tam bu noktada sorayım. Bedriye, sana şunu sormak istiyorum şimdi. Babanla dargın ayrılmıştınız. Evet. Şimdi tekrar karşılaşma şansın olsa önce ona ne derdin? Babacığım, seni çok kırmış olabilirim ama bak şu anda neler yapıyorum görüyorsun. Ve seni çok kırdım, çok üzdüm belki. Ama bak okulu da bitirdim. Belki sen haklıydın, belki ben haklıydım ama sen durduğun yerde haklıydın babacığım. Okulu bitirmemi istemende. Ama ben de kendime göre bir yol çizdim. Bak işte bir sürü şeyi başardım, ödüller aldım. Çünkü kitaplar benim için bambaşka bir dünyaydı. Ama yine de her şey için sağ ol ve beni affet babacığım. Harikasın. Bedriye gerçekten de öyle yapmış Bedriye Hanım. Vefatından sonra hemen her gün babasının mezarına gitmiş, onu ziyaret etmiş ve ondan özür dilemiş. Öyle söylüyor. Okumanın ne kadar önemli olduğunu gençliğinde anlayamadığı için babasının onu affetmesini talep etmiş. Eminim affetmiştir. Biraz senden konuşalım. Bedriye Hanım'a sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, çok sevgiler. Burada. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Şahane bir insanmışsınız Bedriye Hanım.